Hakan Yıldız bizimle birlikte olacak. Hakan Yıldız, fonbulucu.com kurucusu ve CEO'su aynı zamanda. Hakan Yıldız da uzun bir süredir, yani fonbulucunun CEO'su olduğundan bu yana konuşuyoruz kendisiyle. Önemli işlere imza atıyorlar bu arada. Mesela bunlardan birkaçına ben bizatihi tanıklık ettiğim için biliyorum. Mesela Kuşkonmaz projesi var, fonbulucunun Sparga 2 projesi. Bildik anlamda tarım yapıyorlar ve bu tarımsal ürünleri pazarlara verebiliyorlar. Ayrıca yine fonbulucunun bir başka projesi Q-Charge projesi, bunu konuşacağız. Bir de Prolisel projesi var, hücre fabrikası, buna değineceğiz. Başka projeleri de var, onlardan da kısaca bahsedelim. Birazdan ayrıntılarını zaten kendisinden dinleyeceğiz. Mesela Pixi akıllı teslimat ağı var. Bataryasan projesi var keza ayrıca. Esar akıllı sulama sistemleri var. Kompetitif oyun stüdyosu var. Foxys Portable Home stüdyosu var. Milk App yazılımı var. Ice of Solar yazılımı var. Pek çok projesi var. Bütün bu projeleri konuşacağız. Bakalım birazdan bize önemli şeyler anlatacak. Fonbulucu son 17 girişim sayesinde 200 milyon liranın üzerinde fona ulaşmış durumda şu anda. Şirketlerin parlak fikirlerine ya da yatırımcıların öngörülerine, aynı zamanda şirket kurma becerilerine destek veren bir kuruluştan bahsedeceğiz şimdi. Fonbulucu.com kurucusu ve CEO'su Hakan Yıldız'la konuşacağız. Fonbulucu.com 2023'ün ilk yarısında 17 girişime 206 milyon lira civarında bir fon buldu. Ve arasında o kadar özellikli fon şirketleri var ki, yani bütün bunların her birinin tek tek fona kavuşturulması sayesinde özel alanlarda büyüyebilen, startuplardan büyük şirketlere doğru dönüşebilen şirketler olma potansiyeli var. Bütün bunları konuşacağız. Önce Hakan Yıldız'a hoş geldiniz. Hakan Bey, hoş geldiniz. Ali Bey, hoş bulduk. Sizi görmek yeniden çok güzel. Çok teşekkürler. Aralıklı da olsa görüşüyoruz ama güzel haberlerle geliyorum. Evet. Bana Kuşkonmaz da gönderdiniz. Çok mutlu oldum. Arkadaşlar hepsi afiyet olsun. Lezzetle yediler. Herkese, ben sabahları bir radyo yayını yapıyorum, oraya geldi Kuşkonmaz. Herkese bir demet verdim yani, aşağı yukarı 30 kişiyiz orada. Herkes ondan nasibini aldı. Çok lezzetliydi bu arada. Şimdi isterseniz oradan başlayalım ya da önce isterseniz fonbulucunun bir genel amacıyla ilgili bir değerlendirme yapın. Yani nasıl bir şirket olduğunuzu anlatmanızı rica ediyorum. Sonra tek tek işte önem verdiğiniz üretimlere tek tek masaya yatırarak gidelim. Kuşkonmaz'ı mutlaka konuşacağız tabii. O çok özel bir yer. Mutlaka konuşalım, evet. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Aslında ilk kez duyanlar için küçük bir bilgi vermekte fayda olduğunu düşünüyorum. Fonbulucu aslında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan lisans almış. Türkiye'de kitle fonlaması dediğimiz girişimlerin finansmana ulaşma sistemini ilk uygulayan şirket, 2021 yılında başladık çalışmalarımıza. O günden bu yana 100'ün üzerinde girişim şirketinin finansmana erişmesi için kampanya dediğimiz yatırım turları düzenledik platformumuzda. Ve geldiğimiz noktada da aslında 74 tane girişim şirketi, sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi, içinde üretimden teknolojiye, pazar yerlerinden batarya teknolojisine, sağlık sektöründen gıda sektörüne kadar aslında toplam 30'dan fazla sektörde faaliyet gösteren girişim şirketlerini finansmana eriştirdik. Bunu yaparken aslında fonbulucu bir platform hizmeti veriyor. Evet. Paydaşlarımız Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takas Bank. Aynı zamanda sisteme yatırımcı veya girişimciler dahil olurken de devlet uygulaması üzerinden doğrulanıyorlar. Böylelikle aslında güvenli bir yatırım ekosistemine dönüştük. Şu ana kadar 517 milyonun üzerinde bir fon toplamayı başardık. Toplam 37 bin üzerinde yatırımcı bu sisteme yatırım yaptı. Şu anki üye sayımızda 57 bin üye civarında. Bunların içerisinde her seviyede insan, her gelir seviyesindeki insan, her kültür seviyesinde, yurt içinden, yurt dışından,
kişiler, kurumsal şirketler, VC dediğimiz girişim sermayesi yatırım fonları, aklınıza gelecek herkes var. Birlikte aslında girişimlerin finansmana erişimini temin ederken bu yatırımları da bir fırsat olarak görüp erken aşamada girişimlere yatırım yapmaya çalışıyoruz. Tabii söylediğiniz gibi teknoloji ve üretim girişimlerini desteklerken, onları finansmana eriştirirken yeni bir model de uygulamaya başladık. Sizinle burada konuşmuştuk daha önce, çok da ilgi göstermiştiniz. Tarımsal, hayvansal üretimlerin finansmana erişimi çok önemliydi hepimizin bildiği gibi. Kesinlikle. Ciddi şekilde bu finans maliyetleri bize bu ürünleri tüketirken maliyet olarak yansıyor. Bu noktada bir proje geliştirmiştik. Fontar ismini vermiştik. Bir de girişim sermayesi yatırım fonu kurulmuştu, Fontar isimli. Hem girişim sermayesi yatırım fonumuz hem platformumuzdaki geliştirdiğimiz bu projelerle aslında üretimi de desteklediğimizi gösterme şansı bulduk. Model kendi içinde ispatlanmış oldu. Şu anda 1000 dönüm arazi üzerinde bir üretim gerçekleşiyor. Hatta geçen haftalarda dikim şenliği yaptık. Yatırımcılar, siyasetçiler, bürokratlar, gazeteciler geldiler. Onlarla beraber bir dikim şenliği yaptık. Ve baştan sona planlı matematiği, bilimi kullanan girişimcilerle beraber o üretimleri de yapmaya çalışıyoruz. Ama diğer taraftan da çok güzel böyle gelecek vaat eden, hepimizin aslında duyduğumuz zaman heyecanlandığımız teknoloji şirketleri de başvurularını yapıyorlar bize ve yatırım turlarına çıkıyorlar. Onların içerisinde de çok güzel haberler verebileceğim girişimler var. Buraya kadar anlatmış olayım isterseniz. Güzel. Şimdi sizin yaklaşımınızın diğer bu anlamda yani kitlesel fonlama yapan şirketlerden ayrıldığını, ayrıştığını ve özel bir yere oturduğunu söyleyebilirim. Hakikaten mesela bu işleri yapanlar yani kitlesel fonlama yapanlar sadece işte bankacılık, sigortacılık ve teknoloji şirketlerinin finansmanına çalışıyor. Oysa hayatımızın belki de en önemli kısmını oluşturan işte gıda ve gıda ürünlerine yatırım yapmak var. Bu şöyle bir fayda sağlıyor. Yani bir şey üretmek üzere harekete geçen ve işte iyi kötü toprağı olan ama bunun için yeterli sermayesi olmayan, yeterli işte gübreye ve benzeri girdilere ihtiyacı olan kişileri fonladığınız zaman böylesi muhteşem şeyler çıkıyor. Mesela bu Kuşkonmaz projesi bence müthiş güzel bir şey. Yani keşke sizin gibi kitlesel fonlama işiyle uğraşanlar bir ayaklarını da tarıma koysalar diye düşünüyorum. Yani hani üç ayaklıysa biri teknolojide, öbürü işte diğer startup şirketlerinde, biri de gıdada olmalı. Ona biraz değinmenizi istiyorum. Yani ne kadar bir üretim yapıyorsunuz, tabii, nerelere satıyorsunuz, pazar bulmakta zorlanıyor musunuz? Çünkü işin bu kısmı da çok önemli. Burada vereceğiniz bilgi önemli. Yarın birisi badem üretmeye kalkar, işte fıstık üretmeye kalkar ya da Türkiye'de çok nadir bulunan bir şey üretmeye kalkar. İşte o zaman onlara daha doğru bir kerteliz göstermiş oluruz diye düşünüyorum. Tabii teşekkür ederim fırsat için. Bu modelden aslında bahsetmek lazım. Bu arada Türkiye'deki diğer kurulan faaliyete geçen platformların da bu tür üretim faaliyetlerini destekleyici çalışmalarının yapacağını biliyoruz. Bu bir model, bu modeli önerdik biz ve çalıştığını da ispatlamış olduk aslında. Sizinle en son görüştüğümüzde bu üretim projelerinin geliştirileceğinden bahsetmiştim. Aynen, evet. Aslında safranı da ekledik şu anda. Hatta siz bazı fikirler de vermiştiniz. Şerbet şotu önerdim mesela. Evet, evet, çok iyi hatırlıyorum. Türkiye yurt dışından ithal ediyor. İnşallah onun girişimcisini de buluruz. Memnuniyetle fonlarız. Evet. Safran üretimine de Eskişehir'de çok aslında güzel. 100 dönüm bir arazi üzerinde başladık. Hatta gelecek hafta dikimler söz konusu olacak. Ve bir buçuk ay sonra da aslında ürün veren ilginç bir bitki. Orada da çok güzel bir fonlama yaşandı. 100 dönümden başladık orada. Ama modelden aslında bahsetmek gerekirse burada iki kritik konu vardı Ali Bey. Birincisi ölçekli üretim. Çünkü küçük yapılacak üretimlerin aslında hiç kimseye bir faydası olmayacağı gibi yatırımcıya da bir faydası yoktu. Doğru. Haliyle biz 4000 dönümde üretim için yola çıktık. Bunun dörtte birini ilk yıl gerçekleştirmeyi başardık. Tabii şu an fidelerimiz toprakla buluştu. Ortalama 2 tarım yılı sonra ürünleri kesmeye başlayacağız.
Tabii bildiğiniz gibi tarımsal üretim aslında çok basit bir iş modeline dayanıyor. Elinizden tohum düşürseniz yeşerecek Türkiye'de. Ancak burada belirttiğiniz gibi ondan sonraki operasyon, lojistiği, pazarlama kanalları, bu kanalların doğru şekilde planlanması ve ürünün tarladan kesildikten sonraki yaş sebzeden bahsediyoruz. Doğru şekilde pazara sunulması gerçekten çok önemliydi. Burada tabii bu birinci kritik konu dediğim ölçekli üretimden sonra sözleşmeli üretim modelinin de aslında burada uygulanması gerekiyordu. Bravo, İkinci kritik konu da oydu. Ve bunu uyguladık biz aslında. Modeli bunu dahil ettik. Yani en iyi, bu işi en iyi yapabilecek girişimcileri bulduk. Onlarla modeli geliştirdik. Ve tarladan biz doğrudan yatırımcılar olarak biz tarladan satışını gerçekleştiriyoruz. Daha sonraki tüm operasyon zaten bu kanalları kurmuş, soğuk hava deposu olan, bu işi nasıl paketleyeceği, nasıl satacağı, kime satacağı belli olan bir üreticimizle gerçekleşiyor. Zaten Türkiye'nin en büyükleri onlar da. Dolayısıyla şu anda aslında 12 yıllık olarak planlandı bu üretim. Ve 12 yılın tamamını neredeyse satmış durumdayız. Daha üretimi yapmadan, kesmeden. Çünkü burada ciddi bir pazar açığı var. Türk kuşkonmazının da kalitesi oldukça yüksek. Pazarlarda rağbet görüyor. Evet. Tabii ihracat potansiyeli olan ürünleri biz tercih etmeye çalışıyoruz bu tür fonlamalarda. Haliyle kuşkonmaz gibi safran da aynı şekilde ciddi şekilde bir pazar söz konusu. Lojistiği çok kolay burada. Safranın bildiğiniz gibi kilosu çok fazla. 100 bin lira. Evet. Geçen yıl 100 bin liraydı. Evet. Evet, bu sene çok çok daha pahalı. Dolayısıyla küçük miktarlarda ihracat hedefiyle çıktık yola. İlk etapta 100 dönümden başladık ama bu model geliştirilerek devam edecek. Zeytinyağı üretiminden bahsettiğiniz gibi şerbetçi otu üretimine kadar. Aynı şekilde endemik bitkiler konusunda bir çalışmamız var. Aromatik bitkiler konusunda, kenevir konusunda bakın bir çalışmamız var. Güzel. Ben ilginç bir şey söyleyeyim burada. Muhtemelen izleyicilerin de ilgisini çekecektir. Sizin de tahmin ediyorum. Avrupa Birliği yakın zamanda tüm özellikle yaş sebze, yaş meyve girişlerinde doğal ambalaj malzemeleri kullanmamızı istiyor. Evet. Dolayısıyla bununla ilgili de ciddi şekilde biyoplast dediğimiz biyolojik plastik malzemenin kullanılması gerekiyor. Biz kenevir konusunda buna ağırlık veriyoruz. Harika. Ve yakın zamanda kenevir üretimini de yine kitle fonlama sistemiyle finanse edeceğimizi düşünüyoruz. Birbirine bağlayarak aslında bu üretimleri kendi içerisinde bir ekosistem kurmak hedefimiz. Harika. Vallahi yani size fırsat verirse Türk tarımını kurtaracaksınız. Ha, öyle söyleyeyim. O kadar iyi gidiyor. Şimdi safran üretimine biraz değinelim, sonra teknoloji konuşalım. Hani sanki fon bulucu yalnızca gıda ve tarım ürünleri üretiyormuş gibi bir hava yarattık. Teknolojiye geleceğiz. Onları konuşmak için vaktimiz var. 14-15 dakika. Safran, işte safranboluya özgü bir bitki ve yalnızca orada sınırlı bir alanda ekiliyor, onu biliyorum. Eskişehir'de bu alanı nasıl tespit ettiniz, orada nasıl yetiştirdiniz, koşulları uygun muydu ya da bu koşulların uygun olduğunu nasıl anladınız? Çünkü orada çok geniş bir alana yayılabilir ve Türkiye için büyük bir ihracat kapısı olabilir diye düşünüyorum. İran'ın biliyorsunuz büyük bir egemenliği var, yani safran bitkisi konusunda, yani İran dünya lideri. Evet. Yani onlarla yarışabilir miyiz bilmiyorum ama ileride bu fırsatlı olur diye düşünüyorum. Burada aslında bir fırsat var, ondan bahsedeyim. İran dediğiniz gibi dünyadaki safran piyasasına hakim. Ancak tahşişli ürün dediğimiz sorunlu ürünler de çok fazla. Biz burada yüksek kaliteli ürün ortaya koyabilirsek alıcısı var aslında. Dolayısıyla pazarla ilgili herhangi bir sorun yok ama şunu iyi anlamak lazım. Biz aynı üretim projelerinde olduğu gibi teknoloji veya buna ilişkin bize başvuran şirketlerde girişimcinin bu işe inanmışlığı, bu konudaki uzmanlığı, bilimi işinde kullanıp kullanmadığı, teknoloji geliştirip geliştirmediği, ortaya bir inovasyon koyup koymadığına bakıyoruz. Dolayısıyla aslında biz bir yerde aracılık hizmeti yürütüyoruz. Evet. Yatırımcıya bu girişim doğrudur diyebilmek için çok uzun incelemelerden, araştırmalardan, fizibilite raporlarının değerlendirmelerinden geçiyor. Tabii bunu bir mevzuata göre yapıyoruz. Evet. Sermaye Piyasası Kurulu bu konuda bir mevzuat yayınladı. Bütün adımlarımız
o mevzuata göre planlandı. Dolayısıyla demin sorduğunuz soruya ilişkin olarak bize gelen başvuran girişimciler eğer bu konuda uzmansa bize sadece onları fonlamak kalıyor aslında. Evet, bravo. Çok da fazla girişimci var bildiğiniz gibi Türkiye'de. Doğru. Finansmanın maliyeti herkes için sorun Ali Bey. Bu finansman maliyetini siz düşürdüğünüz zaman, bunu bir borç olarak vermeyip girişim şirketine ortak olduğunuz zaman gerçekten bu maliyet artık girişimci için bir sorun olmaktan çıktığı gibi finansa kolay hızlı eriştiği için de aslında işine odaklanabiliyor. Evet. Biz biraz bu tarafta odaklanmış durumdayız. Dolayısıyla bazı projelerde de önerilerimiz oluyor. Mesela çağrılara çıkıyoruz. Şu şu, şu noktalarda biz proje arıyoruz. Lütfen başvurun diyoruz. Bunun örneği mesela bu tarımsal üretimde yabani otla mücadele konusunda yakın zamanda tüm teknoparklarımıza bir çağrıya çıkacağız. Bazı teknolojik geliştirmeler isteyeceğiz. Aynı şekilde Kuşkonmaz'ın toplanması ile ilgili teknolojik yeniliklerin, inovatif fikirlere destekler vereceğiz ki aslında dediğim gibi biraz önce kendi içerisinde birbirini destekleyen bir ekosistem oluşsun. Ama söylediğiniz gibi üretim projelerinin dışında bizde çok daha ilginç, gerçekten ülkemizde katma değerli üretim yapabilecek, teknoloji ortaya koyabilecek, hepimizin bahsettiği o gramının binlerce dolar yaptığı teknolojik girişimler de geliyor. Biraz önce misafirinizle konuşurken hidrojenden bahsettiğinizi evet. duydum. Mesela bizim girişimlerimizden biri Bataryasan isimli girişimimiz çok hızlı bir şekilde fonlandı. Ve şu anda Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde akademik düzeyde çalışmalar yürütüyorlar hidrojenle ilgili. Bu tür girişimlerden tutun da solar üzerine çalışan girişimlerimiz dünya rekorları kırdılar bizde fonlamada. 43 saniyede bir fonlama gerçekleştirdik. Dünya rekoru 96 saniyeydi. Ve bu girişimimiz 1,5 milyonluk aslında bir fonlama talebine karşılık 28 milyon liralık bir talep topladı. %1400 oranında yatırımcı dahil olmak istedi. Bunların hepsi aslında topladığınız zaman ülkemizde hem yatırımcının girişimciye destek olmak istediğini görüyorsunuz, hem de müthiş bir girişimci potansiyelimiz var. Bunun artık daha da büyüyerek, bu ekosistemin sorunları çözülerek, hem bürokratik anlamda hem kanuni anlamda bu sorunları çözülerek aslında önünün açılması gerekiyor. Bu sayede bence özellikle gelişmekte olan ülkelerin yaptıklarını kopyalasak bile yeterli olacak. Dünyada girişimcileri kendi ülkesine çekmek isteyen o kadar çok ülke, o kadar fazla teşviklerle hareket ediyor ki aslında bizim onu yapmak yerine sadece kitle fonlamasını daha da büyütebilirsek etkisi çok yüksek olacak. Peki, son 6 dakikamız. Orada da biraz Pixi'den bahsetmenizi rica ediyorum. Akıllı teslimat. Keza bir hücre üretiminiz var. Yani güneş hücre üretimi bildiğim kadarıyla. Keza bir Milk aplikasyonunuz var. Ondan bahsetmenizi rica ediyorum. Eğer vakit kalırsa diğerlerini de ekleyebilirsiniz. Yani benim şu anda saymadığım birkaç fonladığınız konu daha var. Daha doğrusu teknolojik girişim daha var. 6 dakikaya sığdırabiliriz diye düşünüyorum. Buyurun. Memnuniyetle hepsinden bahsetmek gerçekten benim için de gurur verici. Hepsinde de yatırımlarım var. Kişisel olarak da fonlarımızın da yatırımları var ve binlerce yatırımcının dahil olduğu aslında fonlamalar bunlar. Geçenlerde Q-Charge isimli aslında bir girişimimizi fonladık. Elektrikli şarj istasyonları kuruyor Türkiye genelinde ve çok başarılı bir girişim. Ve artık rakamlar da ciddi tutarlara ulaştı. 40 milyon liralık bir fonlama gerçekleşti. 6100 tane de yatırımcısı oldu Ali Bey. Evet. Yine Pixi aslında bizim için yine gelecek teknolojisini içeren bir girişim. Dronlarla paket teslimi, kargo teslimi yapan bir girişim. Ve şu anda ilginç şeyler de yapmaya başladılar. Yurt dışı kargoyla da bir anlaşma söz konusu oldu. Yani aslında baktığınız zaman girişim şirketlerimize büyük şirketlerimizde değer vermeye başladı. Onlardan hizmet almaya başladı. İstediğimiz de bu aslında bu işbirlikler. Yine aynı şekilde yapay hücre üreten derin teknoloji çalışan girişimimiz Procell çok hızlı fonlandı ve şu anda aslında ülkemiz için bence çok yüksek bir katma değer üretecek. Yine ACT ve bitkisel
kaynaklardan genetik araştırmalar yapan ve bununla gerçekten dünya ölçeğinde olan bir girişimimiz. O da yine çok güzel bir şekilde fonlandı. Bu sene 17 tane aslında kampanya açmıştık ilk 6 ay. 17'de 17 yaptık. Hepsi fonlandı. Tabii ki burada rakamlardan da bahsetmek lazım. Bu toplam 17 girişime 206 milyonun üzerinde finansmanı 37 bin kişi aktardı. Biraz önce söylediğim gibi bu 37 bin içerisinde herkes var aslında. Bu da birlikte hareket edildiği zaman aslında finansmanın da bir sorun olmaktan çıktığını gösteriyor bu taraftan. Tabii bu girişimlerin içerisinde eğitim edtech dediğimiz eğitim girişimlerimizden tutun da sağlık, uzaktan sağlık hizmeti veren girişimlere kadar. Yine elektronik devre üreten girişimlerden tutun spor girişimlerine kadar. Şu anda yine fonlaması devam eden Scodium isimli bir girişimimiz aslında Türk futbolunun sorununu çözüyor. Evet. Gerçekten ilginç girişimler de geliyor bize. Dediğim gibi çok üretkeniz Ali Bey. Yeter ki bu üretkenliği girişimlerin finansmanını sağlayarak onların bir sonraki aşamaya geçmelerini sağlayalım. Şu an 74 tane dediğim gibi fonlanan girişimimiz var. Bunların içerisinden birkaç tanesinin unicorn olmaması içten değil. Çünkü bu fırsat verildi onlara. Biz de o fırsatları vermeye devam ediyoruz. Aklıma gelenleri söyleyebildim ama dediğim gibi 74 tane girişim evet. şirketimiz var. Şu anda 500'ün üzerinde de bir istihdam sağladık aslında. Evet. Yani toplam girişimlerimizde 500'ün üzerinde kişi çalışıyor. Yeni yatırım alan girişimler de oldu bu arada. Bizden fonlandıktan sonra yurt dışından yatırım alan girişimlerimiz de var. Hala yatırım almak için exit görüşmeleri süren girişimler de söz konusu. Ekosistem adım adım büyümeye devam ediyor. Harika. Peki son 4 dakikamız sporla ilgili startuptan biraz bahsedebilir misiniz? O nasıl bir işlev üstlenecek acaba? Aslında 3. girişim şirketi yatırım turuna çıkan sporla ilgili bir tane girişimimiz oldukça ilginç o da. VR'la antrenman yaptıran bir girişimdi. Şu anda iyi gidiyorlar. Anlaşmalar da yapmaya başladılar. Yine EPTS adında bir girişim şirketimiz vardı. O da aslında giyilebilir akıllı teknolojiler üretiyordu ve sporcunun performansını ölçecek bir yelekle yola çıktılar. Evet. Son girişimimiz sporla ilgili de Scodium isimli girişimimiz. Bu girişimde aslında Türk futbolu için şu anda sadece futbolda çalışıyorlar ama daha sonra farklı kanallara da girecekler. Diğer futbol spor dallarında da yer alacaklar. Yıldızları keşfediyorlar. Bunu yaparken de onları çok küçük yaşta izlemeye alarak aslında bütün kariyerleri boyunca elde edilen videoları analiz ediyorlar yapay zekayla. Bu analizler sonucunda da aslında futbolcuların keşfedilmesi, doğru şekilde en azından fırsat verilmesi söz konusu oluyor. Bu girişimimizde de çok ünlü yatırımcılar var. Onlarla beraber şu anda kampanya devam ediyor ve fonlanabileceğini düşünüyoruz açıkçası. Evet. Böyle bir bilgi vermiş olayım size de. Muhakkak inceleyin siz de. İlginizi çekeceğini bunu düşünüyorum. Bunu inceleyeceğim. Hatta bununla ilgili bilgiyi benimle paylaşırsanız ben buna özel bir ilgi göstereceğim. Hatta radyo yayını da yapabiliriz sizinle. Çok ilgi çekici. Çünkü yani bir Arda Güler çıktı mesela. Şu anda dünyada fırtına estiriyor. Pekala bu evet. sözünü ettiğiniz yazılım sayesinde yani sayısız aynı benzer yeteneklere sahip çocukların çıkarılması söz konusu olabilir. Yani futbol dünyasına kazandırması söz konusu olabilir. Kesinlikle. Bu bence yani sizin unicorn adaylarınız arasında ilkler arasında yer alacaktır diye düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Eğer doğru anladıysam. Umarım önümüzdeki dönemde bir ya da iki unicornunuz olur. Yani yakın vadede olmaz. İnşallah. Bunlar çok kolay olmuyor biliyorum. Tabii. Yani Türkiye'den tabii. unicorn çıkarmak son 20 yılda işte birkaç şirkete nasip oldu. Ama hepsi böyle yürüyor. Yani herkes bu şekilde yola çıkıyor. Bir süre sonra işte iyi mücadele ederlerse, arkasında dururlarsa, destek verirlerse gerçekten unicorn olmak işten bile değil. Kaldı ki mesela Decacorn olan şirketimiz var şu anda dünyaya açıldı. Onlar da evet. işte dünyadaki devlerle rekabet ediyor. Sizin de zannediyorum bu alanda birkaç yıl içinde birkaç tane unicorn'u
Türk ve dünya teknoloji piyasasına sunacağınızı tahmin ediyorum. Takip edeceğim ben sizi. Futbolla ilgili olan bilgiyi benimle paylaşırsanız onu ayrıca etüt edeceğim. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Kesinlikle. Bu arada sizi ikinci kuşkonmaz dikim şenliğimize tekrar davet edeceğiz. Ne zaman? Ne zaman oluyor? İnşallah Ağustos ayında gerçekleştireceğiz. Öncesinde bilgi verin. Bu sefer sizi muhakkak bekliyoruz. Tamam. Orada hem dikim şenliğinde siz de yer alın hem de çok güzel dostluklar kuruluyor, yatırımcılarla tanışın. İsterim çünkü çok önemli ve yararlı bir iş yapıyorsunuz. Bunları desteklemek gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkürler Hakan Bey. Hakan Yıldız'la konuştuk. Fonbulucu.com kurucusu ve aynı zamanda CEO'su. Şimdi reklama gidiyoruz.